Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bir kez daha iyi hafta sonları dileklerimi sizlere sunuyorum. Arkadaşlar, bu analizimizin konusu olarak Merkez Bankası'nın dolar-TL üzerinde yapmış olduğu short işlemlerini ayırmak istedim. Malumunuz üzere sıklıkla neredeyse her analizimde Merkez Bankası'nın dolar-TL üzerinde bir baskı uyguladığını, dolar-TL'deki spekülatif hareketlerin önüne geçmek, aşırı dalgalanmaları engelleyebilmek adına VIOP işlemlerinde, vadeli opsiyon piyasasında short pozisyonlar açmak kaydıyla bir strateji uygulamakta olduğunu anlatıyorum. Bunun rakamlarını sizlere her analizimde izah etmeye çalışıyorum. Merkez Bankası bugün şu kadar short pozisyon yapmıştır veya bu hafta, bu ay bu kadar pozisyon açmıştır şeklinde sizleri bilgilendiriyorum. Nitekim birkaç saat önce aktarmış olduğum analizimde de Merkez Bankası'nın dolar-TL'nin bu hafta, yani geçtiğimiz hafta yapmış olduğu 5.30 atağında son birkaç gündür suskun olmasına rağmen 5.30'a yönelik atakta tekrardan devreye girdiğini ve önemli miktarlarda short pozisyonlar açtığını sizlere tablolar dahilinde anlatmaya çalıştım. Ancak bu yorum ve analiz sonrasında oldukça fazla soru geldi ki Merkez Bankası genel olarak Şubat ayı içerisinde ne yaptı veya Merkez Bankası'nın Şubat, Mart ve Nisan vadeli kontratlardaki toplam pozisyon miktarı nedir, maliyetleri nedir şeklinde sorularınız oldu. Ben de bu analizde, bu video çalışmasında sizlere Merkez Bankası'nın önümüzdeki aktif 3 vadede, gerek Şubat, gerek Mart, gerekse Nisan vadede elinde toplam ne miktarda short pozisyon bulunuyor ve bu short pozisyonlarının ortalama maliyeti nedir? Birincisi bu soruya yanıt vermek istiyorum. İkinci olarak ise Merkez Bankası niçin böyle bir işlem yapıyor? Neden bu short işlemleri yapma ihtiyacını hissediyor sorunuza biraz daha somut bir yanıt olabilmesi bakımından Merkez Bankası'nın burada evet amacı genel olarak dolar-TL'deki aşırı dalgalanmaları engellemek, spekülatif hareketleri bir şekilde set çekebilmek gibi bir niyeti var ama bir diğer taraftan da Merkez Bankası bu işlemler aracılığıyla önemli miktarlarda para kazanıyor arkadaşlar. Zira biliyorsunuz hazinenin paraya olan ihtiyacı, Merkez Bankası'nın paraya olan, dolara olan ihtiyacı çok yoğun bir şekilde mevcut. Bununla ilgili birçok yol ve yöntemler denenmekte. İşte Merkez Bankası bu anlamda bu alanı da kendisine hem dolar-TL'yi kontrol altında tutabilmek hem de para kazanılabilir bir yöntem olarak seçmiş durumda. Birazdan bunun canlı örneklerini sizlere arz edeceğim. Değerli arkadaşlar, öncelikle şuradan başlayalım isterseniz. Merkez Bankası'nın Şubat ayı itibariyle, daha doğrusu Şubat kontratları itibariyle, elinde bulunan toplam short pozisyon miktarı 841.128 adet imiş. Şubat ayı kontratları itibariyle %98'lik bir paya sahip, yani piyasadaki short pozisyonların %100'üne yakın bir oranını Merkez Bankası tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz ve ortalama maliyeti 5.58 arkadaşlar. Şimdi Şubat ayı itibariyle 5.58 maliyetle 850 bin kontrata yakın bir pozisyon taşıyan Merkez Bankası'nın Şubat ayının son günü itibariyle yani son kapanış itibariyle geçtiğimiz Cuma günü itibariyle VIOP işlemlerinin hangi uzlaşma fiyatıyla kapandığına bir bakalım. Sevgili arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz tablo Şubat ayı VIOP işlemlerinin genel istatistiklerini vermekte ve şurada görmüş olduğunuz uzlaşma fiyatı ise 5.29.30 değerini göstermekte. Yani bunun anlamı şudur, Şubat ayı kontratları 5.29.30, hatta şöyle bir tabloyu sizlere göstersem biraz daha anlamlı olacaktır. Dolar-TL'nin veya USD-TL'nin serbest piyasadaki fiyatı veya uluslararası piyasadaki fiyatı ile VIOP işlemlerinin geçmiş olduğu piyasadaki fiyatı birbirinden farklıdır. Yani burada şu anda 5.29.30'dan bir alış emrinin bulunduğunu, 5.29.44'ten de bir satış emrinin bulunduğunu görüyoruz. Buradaki rakamlarla serbest piyasa ve uluslararası piyasadaki rakamlar tutmaz. VIOP'taki hesaplama sistemi biraz daha farklıdır ve her vadenin kendine göre bir fiyatı vardır. Şubat vadede 5.29.30 ile 5.29.44 arasında işlemler geçiyor iken, şuradan arkadaşlar Mart vadeye baktığımız zaman 5.36.10 ile 5.36.68 seviyesindeki işlemlerin geçtiği bir süreçte son kapanış gerçekleşmiş.
Bu konunun ayrıntılarına girmeyeceğim. Biop işlemleriyle ilgili olarak biraz araştırma yaparsanız, niçin bu fiyatların farklı olduğunu, her badenin kendine özgü neden farklı bir fiyatının olduğunu daha kolay anlayabileceksiniz. Bu işin ayrı bir noktası. Ama biz gerçeklere dönelim, piyasa gerçeklerine dönelim. Ve arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz gibi Şubat badenin uzlaşma fiyatının 5.29.30 olduğunu görmekteyiz. Yani bunun anlamı şudur arkadaşlar, bir hisse senedi gibi düşünün. Hisse senedinizin son kapanış fiyatı neyse sizin o an, o saniye itibariyle karınızı ve zararınızı ona göre hesaplarsınız. Dersiniz ki ben X senedi 5.20'den almıştım. Bugünkü kapanışı 5.30, o halde 10 kuruşluk bir karım var dersiniz. Çarparsınız, bölersiniz ve karınızı, zararınızı hesap edersiniz. Biop için de aynı mantık söz konusudur. Short işlemi yaptıysanız ve yapmış olduğunuz maliyetinize göre daha aşağılardan bir kapanış gerçekleştiyse, daha düşük seviyelerden bir kapanış gerçekleştiyse siz son uzlaşma fiyatına bakmak suretiyle kar ve zararınızı hesaplarsınız. Şimdi arkadaşlar buyurun gelin biz Merkez Bankası'nın Şubat vade itibariyle elinde bulundurduğu 841.128 kontrat ve ortalama maliyeti, yani işleme giriş maliyeti olarak 5.58 seviyesini dikkate aldığımızda son kapanış fiyatına göre Merkez Bankası karda mı zararda mı, gelin bunu bir hesaplamaya çalışalım. Buyurun arkadaşlar. Zaman zaman sizlere bu Excel tablosuyla Biop işlemlerinde ne miktarda kar ve zararın edilebildiğini anlatmaya çalışıyorum. Biop işlemlerinde 1'e 10 kaldıraç kullanılabilmekte ve 1'e 10 kaldıraç kullanıldığı zaman doğal olarak karınızda, zararınızda 10 kat fazla olabilmekte reel anlamdaki alış ve satışlara oranla. Şimdi arkadaşlar, Şubat vade itibariyle Merkez Bankası 841.128 kontrat ile işlem açmış durumda. Bir kontratın fiyatı 410 TL'dir. Bu durumda Merkez Bankası'nın yatırmış olduğu, yatırması gereken rakam 344.862, yaklaşık 345 milyon TL'dir. Buradaki rakamların hepsi TL'dir arkadaşlar. Dolar değildir. 345 milyon TL para yatırmış. Yani dolar bazında yaklaşık 65 milyon dolar civarında bir rakam yatırmış durumda. Giriş fiyatının arkadaşlar, yani ortalama maliyetinin 5.58 olduğunu az önce gördük ve tespit ettik. Verilere bu şekilde yansımış. Çıkış fiyatının ise, yani bugün bu fiyattan en son kapanış fiyatı olan 5.29.30'daki uzlaşma fiyatından kapattığını varsayalım. Kapatmış olduğunu düşünelim veya kapatabilmiş olduğunu düşünelim. Bu miktardaki bir pozisyonun kapanabilmesi, bunlar hangi fiyattan kapanır? Bu miktardaki bir pozisyonu kapatmak için short pozisyonlarını ters işlem olan long açarak, yani alım yaparak kapatmak durumunda. Alım yaparken piyasa fiyatları hangi seviyelere ulaşır? Bunlar tamamıyla ayrı konular. Biz sadece ve sadece kağıt üzerinde bir hesaplama yapıyoruz ve arkadaşlar 5.58'den girilen bir pozisyon 5.29.30 seviyesinden kapatılıyorsa 2.870 oranında bir puansal bir karlılık söz konusu olabiliyorsa, zira yüksek seviyeden açılmış düşük seviyede bulunuyoruz. Dolayısıyla short pozisyonları şu an karlıdır. Arkadaşlar 241 milyon 403 bin TL, yani yaklaşık 242 milyon TL civarında bir karlılık var. Veya %70 oranında bir karlılık söz konusu. Arkadaşlar, Merkez Bankası Şubat kontratlı işlemlerde açmış olduğu pozisyon miktarı A veya B hiç önemli değil. Pozisyona giriş fiyatıyla şu anki fiyat arasında, uzlaşma fiyatı arasındaki farkı dikkate aldığımız zaman %70 oranında kârdadır. Yaklaşık 65 milyon TL civarında bir pozisyon, dolar civarında özür diliyorum. 345 milyon TL ve 65 milyon TL civarında bir dolara tekabül etmekte. Bu miktardaki bir doları kullanmak kaydıyla sonuç itibariyle 240 milyon civarında, yani %70 olarak bir karlılık söz konusu olduğuna göre yaklaşık 40 milyon dolar civarında bir karlılık içerisinde bulunuyor. Gelelim arkadaşlar, Mart ayında Merkez Bankası'nın elinde ne miktarda pozisyonu bulunuyor ve Mart ayının uzlaşma fiyatları ne imiş sorumuza cevap. Evet arkadaşlar, bu görmekte olduğunuz tablo ise Mart ayının rakamlarını yansıtmakta. Merkez Bankası Mart ayı kontratları itibariyle, Mart kontratları itibariyle 537.500 kontrat elinde short pozisyon bulunuyor.
Bu pozisyonların piyasa genelinde %100'lük bir payına sahip durumda. En yakın takipçisinin elinde Ak Yatırım'ın 1500 kontratlık bir short pozisyonu var. Ve arkadaşlar burada özellikle şunlara dikkat edin. Alıcı tarafında Merkez Bankası'nın karşısında çok başka kurumlar varken Merkez Bankası satış konusunda neredeyse tek başına. Bakın burada %100'lük bir piyasa çoğunluğuna sahip durumda. Mart vadiye baktığımız zaman ise %98 ve en yakın takipçisinin 6400 kontrat gibi bir short pozisyonu bulunuyor. Yani piyasanın büyük bir çoğunluğunun long ağırlıklı yükselebilecek doların yükselebileceği noktasındaki eğilimle hareket ettiğini görüyorken diğer taraftan Merkez Bankası'nın tek başına bütün piyasaya karşı bir mücadele içerisinde olduğunu görmekteyiz. Evet, Merkez Bankası 537 bin kontratlık bir short pozisyon taşıyor. Ortalama maliyeti 5.47.60. Gelelim arkadaşlar. Cuma günü itibariyle, en son kapanış itibariyle Merkez Bankası'nın, Viop Mart kontratlarının kapanış uzlaşma fiyatlarına bakalım. 5.36.40'mış. Evet, Merkez Bankası'nın yine yüksek bir seviyeden maliyet oluşturduğunu, short pozisyon açtığı için de piyasanın aşağı yönde kapanması nedeniyle avantajlı olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu avantajın ne miktarda olduğunu bir anlamaya çalışalım. Mart vadedeyiz. 537 bin kontratlık short pozisyonumuz bulunuyor. Bir kontratımız 410 TL. Toplam 220 milyon TL civarında bir para yatılmış. Yani 40 milyon dolar civarında, 38-39 milyon dolar civarında bir para bağlanmış durumda. Giriş fiyatımız, yani maliyetimiz 5.47.60. Şu anki uzlaşma fiyatı, en son uzlaşma fiyatı ve bu fiyattan bir kapanışın gerçekleşmiş olabileceğini kağıt üzerinde düşünelim. Ve 5.36.40 rakamını görüyoruz. Sonuç itibariyle arkadaşlar 60 milyon 200 bin TL civarında, yani yaklaşık 12 milyon dolar civarında Merkez Bankası'nın veya bir başka ifadeyle %30'lara yakın bir karlılığını görmekteyiz. Evet, gelelim Nisan vadeye arkadaşlar. Nisan vadeli kontratlar itibariyle ise Merkez Bankası'nın elinde şu anda toplam 613 bin, 614 bin kontrat civarında bir malı bulunmakta. Bu kontratların %100'lük bir kısmını, Nisan vadedeki işlemlerin %100'lük bir kısmını Merkez Bankası'nın short pozisyonları oluşturmakta veya Nisan vadedeki short pozisyonların %100'lük bir oranını Merkez Bankası'nın tek başına hakimiyetiyle gerçekleştirdiğini görüyoruz. En yakın takipçisi Osmanlı Yatırım'ın 718 kontrat civarında çok minik bir payının olduğunu görüyorken Denizbank'ın, Garanti Bankası'nın, İş Yatırım'ın, Yapı Kredi'nin ise bu Merkez Bankası'nın satışlarını karşılayıp long pozisyon cephesinde olduklarını görmekteyiz. Ortalama maliyetimiz Nisan vade için arkadaşlar 5.69.70 seviyelerinde. Nisan vade için Merkez Viop işlemlerinin son uzlaşma fiyatına baktığımız zaman 5.44.54, yine Nisan vade itibariyle de Merkez Bankası'nın açmış olduğum pozisyonlarının maliyetlerine oranla avantajlı bir durumda olduğunu görüyoruz. Hemen Excel tablomuza döndüğümüz zaman Nisan ayında 613 bin, 614 bin kontrat short pozisyonu bulunuyor. 251-252 milyon TL civarında bir para bağlanmış durumda. Yaklaşık diyelim biz buna 50 milyon dolar civarında bir rakam bağlanmış durumda. Giriş fiyatı, maliyet fiyatı 5.69.70, çıkış fiyatı 5.44.54, yani cuma günkü uzlaşma fiyatı. Ve sonuç itibariyle arkadaşlar 154 milyon civarında, yani yaklaşık 30 milyon dolar civarında %61.37'lik bir karlılık durumu söz konusu. Evet arkadaşlar, Merkez Bankası'nın açmış olduğu pozisyonlarının veya taşımış olduğu short pozisyonlarının miktarı bu, maliyetleri bu, en son kapanış değerleri itibariyle, yani bugün kapatacak olsa, kapatabilecek olsa daha doğrusu, miktar olarak edebileceği karlılık bu. O halde sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası 1. Piyasadaki spekülasyonu engellemek, aşırı dalgalanmaları bir şekilde fren koyabilmek ve piyasada oluşan dalgalanmalarda ben buradayım, çok fazla heveslenmeyin, aşırı fiyat hareketlerini körükleyecek davranışlarda bulunmayın, gerekirse daha çok müdahale edin, gerekirse daha fazla short pozisyon açarak piyasa üzerinde etkili olmaya çalışırım gibi bir takım psikolojik baskılar
uygulayabilmek bakımından bu tarz işlemleri yapıyor ve 31 Ağustos 2018 tarihi itibariyle bu işlemleri yapma yetkisini yasal olarak kazanmış durumda. Dünyada ben herhangi bir merkez bankasının piyasada diğer oyuncularla aynı sıfat ve eşit koşullar altında hareket ettiğine tanık olmadım. Bilmiyorum başka merkez bankaları bunu yapıyor mu veya yapmış mıdır? Büyük merkez bankalarında, gelişmiş ülkelerde hiçbir zaman için böyle bir uygulamanın olduğuna tanık olmadım. Ama şu soruyu tabii ki soracaksınız. Diyeceksiniz ki Merkez Bankası ne zaman hangi veriyi açıklayacağını biliyor. İşte hangi verinin ne oranda piyasaya etki edebileceğini de biliyor. Yani burada bir eşitlik var mıdır? Merkez Bankası burada sonucu belli olan bir maçı yöneten hakem gibidir. Veya ne bileyim bu konudaki örnekler çoğaltılabilir. Kontrol tamamıyla kendi elinde gibi gibi birçok yorumlar yapabilirsiniz. Haklısınız arkadaşlar. Bu konulara en ufak söylenecek olan bir söz yoktur. Ancak yasal olarak kazanılmış olan bir yetki vardır. Ve bu yetkinin amacı da aslında kötü bir amaç değildir. Piyasadaki aşırı spekülatif dalgalanmaları engelleyebilmek bakımından. Ama piyasadaki bu aşırı ve spekülatif dalgalanmaları engelleyebilinen alan neresi? Burası arkadaşlar yine de yurt içi. Çünkü VIOP işlemleri saat 18.15'e kadar yapılabilen bir işlemdir. 18.15'ten sonra yurt dışı piyasalarında, örneğin gecenin geç saatlerindeki Asya piyasalarında ki yakın tarihte gördüğümüz gibi Japonya'da gece 01.02'lerde çok ani bir tsunami yaşandı ve bir anda dolar TL'nin 5.35-5.40'lardan 5.80'lere fırladığına tanık olduk. Yani uluslararası kaynaklı ve bizlerin piyasalarının kapalı olduğu anlarda yapılan bir takım hareketliliklerde, yaşanan bir takım olaylarda Merkez Bankası'nın anlık müdahale etme şansı işlem saatleri bakımından mümkün olamayacaktır. Ama bütün bunlara rağmen Merkez Bankası bu hususta bir engelleyici, piyasaları dengeleyici bir mekanizma olarak bu konuda silahını yeri geldiği zaman çekiyor, kullanıyor ve bugüne kadar da başarısız mı olmuştur? Evet, uluslararası piyasalarda dolar TL'ye karşı çok önemli bir baskı unsuru gelişmediği için büyük fonların dolar TL üzerinde önemli bir atraksiyonu söz konusu olmadığı için iç piyasanın gelişmelerine bağlı olarak Merkez Bankası bugüne kadarki stratejisinde başarılı olmuştur. Yüksek seviyelerden açmış olduğu short pozisyonları sayesinde hem bu dengeleyici fonksiyonunu kullanabilmiştir. Zira bu hafta 5.30 seviyelerine yönelmiş olan dolar TL'nin 5.30'a yaklaştığı anlarda Merkez Bankası'nın yine neredeyse her vadede 40 bin 50 bin kontrat civarında short pozisyon açtığını gördük. Ve 5.30'un açılmasını engelleyici çok net bir tavır içerisinde hareket ettiğini tanık olduk. Ve ben zaten bir önceki analizimde, yani dolar TL niçin 5.30'u geçemedi, neden geçemedi başlıklı analizimde bu hususla ilgili olarak ayrıntılı bilgilere de yer vermiş bulunmaktayım. Sevgili arkadaşlar, tekrar ifade etmek istiyorum. Merkez Bankası tek başına dolar TL'yi baskılayamaz. Tek başına kontrol altında tutamaz. Niçin? Çünkü bir ülkenin para birimini sadece ülke içerisindeki gerçekler değil, aynı zamanda ülke dışındaki bir takım faktörler de belirlemekte. Yabancı yatırımcılar, yabancı fonlar bir ülkenin para biriminin ucuz olduğunu düşünerekten ona aşırı bir yüklenme, bu forex piyasası dediğimiz 1'e 100, 1'e 500 gibi kaldıraçların, çok olağanüstü kazançların söz konusu olabildiği ortamlarda başka ülkelerin para birimlerine karşı yatırımlar yapabilmekte. Aniden çok yüklü miktarda bir alım yaparak önemli yükselişlerin veya aniden çok sert satışlar yapmak kaydıyla önemli düşüşlerin oluşabilmesine sebebiyet verebilmekteler. Bir anda çalıştırılan bir stop loss, bir anda gelen aşırı bir alım, şu veya bu sebepten oluşan bir gelişmekte olan ülkelerin genelini ilgilendiren bir sorunla alakalı olarak veya bir başka özel bir nedenle alakalı olarak büyük fonların X para birimine, yani bunu bir hisse senedi gibi düşünün, bir ülkenin piyasası gibi düşünün, bizim piyasamızdaki TL'nin kırılganlıklarını bildikleri için bir şekilde hiç beklenmedik bir anda ilgi gösterebiliyorlar ve bir anda önemli yükselişler yaşanabiliyor ki en yakın tarihte buna tanık olduk. İşte bir ülkenin para birimi güçlü olursa, kırılganlık yapısı, kırılganlık özgül ağırlığı ne kadar düşük olur ise, bu konuda ne kadar sağlam bir duruş içerisinde bulunabilir ise, o ülkenin para birimini de yerinden çok kolay oynatmak mümkün olamaz.
Yani bir euro dolara baktığınız zaman ki euro dolar bile 1.16 seviyelerinden 1.13'lere kadar düşebilmiştir. Evet, her zaman bu tür hareketlilikleri yapabiliyor mu? Evet, yapamıyor belki. Ama yine de farklı ülke para birimleri, gelişmiş ülke para birimleri dahi olsa dünyadaki o likit dediğimiz, likidite dediğimiz sıcak paranın ve büyük fonların hakimiyeti olduğu altındaki paralar kimi zaman X bir ülkenin borsasında bir operasyon yapmak, bir hareketlilik yaratmak suretiyle para kazanmak istiyor. Kimi zaman bir ülke biriminin para birim parasıyla ilgili olarak bir operasyon yapmak kaydıyla para kazanmak isteyebiliyor. Ve bu kimi zaman yukarı yönlü, kimi zaman ise aşağı yönlü baskılar sayesinde yani long veya short işlemleriyle bu konuda para kazanmaya çalışıyorlar. İşte arkadaşlar Merkez Bankası da yaklaşık 6 aydır, 7 aydır yetki sahibi olduğu bu imkan sayesinde dolar TL ile ilgili olarak düne kadar sadece ve sadece piyasaya dolar sürmek veya enflasyon veya faizleri artırmak yönünde bir takım silahları bulunuyordu. Bir üçüncü silah olarak da biop işlemleri konusunda yetki almak kaydıyla bu işlemler sayesinde piyasaya bir mesaj vermeyi gerektiği anlarda gerekirse daha çok satarım, gerekirse daha çok short pozisyon yaparım demek suretiyle bu işlemleri yapıyor. Peki akla gelen bir başka soru. Ya uluslararası piyasalardaki bir gelişmeyle veya şu gelişmeyle bu gelişmeyle bir anda dolar TL fırlarsa? Evet, her an fırlayabilir. Her zaman söylüyorum dolar TL bugüne kadar yaşamış olduğumuz bir takım nedenler ve sebepler gereğince yine benzer bazı sorunlar yaşanabilir. Çok ani ataklar yapabilir. Bu ataklar evet kalıcı olmaz ama yine de bir takım farklı hiç ummadığımız anlarda önemli dalgalanmalar yaşanabilir. Böyle bir pozisyonda Merkez Bankası terste kalmış olmaz mı? Zarar etmez mi? Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası piyasanın bir oyuncusu gibi hareket ediyor. Dolayısıyla piyasanın bir oyuncusu gibi hareket ediyorsa piyasa kurallarına o da tabidir. Elbette ki bir vatandaş olarak siz de 5.50'den pozisyon açtıysanız 5.20'ye, 5.10'a veya 5 seviyelerine kadar geri çekilmesini bekliyorsanız böyle bir beklentiniz olmayıp da bir anda dolar 6 TL'ye ulaşırsa tabii ki zarar edersiniz. Sizin gibi Merkez Bankası da terste kalmış olur ama Merkez Bankası şunu düşünüyor: ben güçlüyüm, gerekirse daha çok short pozisyon yaparım. Bugün fiyatları engelleyemezsem, bugün uygun seviyeye getiremezsem 3 gün 5 gün daha devam ederim bu uğraşıya, bu short pozisyon açma çabasına. Mutlaka ve mutlaka bir şekilde yine fiyatları uygun bir noktaya bir ay sonra, 3 gün sonra, 10 gün sonra getirebilirim gibi düşünüyor olabilir. Ama bu şu demek değildir arkadaşlar. Merkez Bankası'nın sınırsızca bu miktarda kontrat açacak, sonsuza kadar short pozisyon açarak bu konuda başarılı olacak gibi bir anlam çıkmamalı. Zira bir ülkenin para biriminin kontrol altında alınabilmesi sadece ve sadece bu biop işlemleriyle gerçekleşebiliyor olsaydı, örneğin bir Arjantin, örneğin bir Brezilya, örneğin bir farklı bir ülke, her neyse, bu ülkelerde bu yöntemleri kullanmak suretiyle bütün imkanlarını sınırsız oranda kendi para birimlerini baskılayabilmek adına biop işlemleriyle, short işlemleriyle çaba göstermek kaydıyla bir dengeye oturtabilirlerdi. Gidip de ben tıkandım deyip bir IMF ile anlaşma yapmak durumunda kalmazdı. Farklı farklı çözümler üretmek durumunda kalmazdı. Son söz. Biop işlemleri dolar TL'nin veya bir ülkenin para birimini dengeleyebilmek, kontrol altına alabilmek bakımından tek ve etkili bir yöntem değildir. Sadece ve sadece normal koşullar altında. Bakınız, altını çiziyorum. Normal koşullar altında. Piyasaların durağan ve olağan olduğu süreçler içerisinde etkisini gösterebilir. Ama beklenmedik durumlar söz konusu olduğu zaman biop işlemlerinin de yeri geldiği zaman tanık olduğumuz üzere 300-500 puanlık faiz artırımlarının bile çare olamadığını gördük, tanık olduk ve bu tür ihtimalleri sürekli olarak aklımızda bulundurmamız lazım. En çok gelen sorulardan bir tanesi: Merkez Bankası nereye kadar short işlem yapacak? Arkadaşlar, Merkez Bankası şu noktaya kadar short işlem yapar. Ne zaman ki yapmış olduğu short işlemlerle bir sonuç alamayacağını hissederse bu durumda daha fazla zarar etmemek adına alım yapmak kaydıyla pozisyonlarını kapatmayı düşünebilir. Bunu hangi seviyeden yapar? Pozisyonlarını kapatırken fiyatlar daha da yukarı gidecektir. Böyle bir riski de göze alır. Bunların hepsi ayrı konular, bu olayın riskidir.
Ama bir diğer önemli nokta var ki Merkez Bankası short işlemlerini dilediği sürece devam ettirebilir. Çünkü o satış yapmak istedikçe piyasanın yukarı gideceğini düşünen başka başka kurumlar ve alıcılar olduğu için satış yapmayı düşünen bir kurum var ama diğer taraftan da piyasanın yukarı gideceğini düşünen başka kurumlar ve yatırımcılar var. Onlar da alacaktır. Merkez Bankası satış kademesine emir koydukça bu konuda alım yapmak isteyenler derhal bu alımları gerçekleştirecektir. O halde Merkez Bankası ne kadar arz ederse piyasada eğer yükseliş ihtimalinin yüksek görüyorsa bu arzı bu şekilde taleple karşılayacaktır. Bu açıdan şu kadar miktar, bu kadar oran, şu kadar seviyeye kadar satış yapar gibi somut, net, kesin rakamlar ifade etmek mümkün değildir. Bu konu tamamıyla niyettir. Merkez Bankası ne kadar satışa arz ederse başka kurumlarda o ölçüde alım yönünde bu arzı taleple karşılamak durumunda kalabilir. Değerli dostlar, Merkez Bankası ve Merkez Bankası'nın Şubat, Mart ve Nisan kontratları ile ilgili olarak elinde bulundurmuş olduğu toplam pozisyonlar, bunların maliyetleri ve sonuç itibariyle şu anki durum itibariyle, şu an şu saniye itibariyle elindeki kontratlarının kağıt üzerindeki son uzlaşma fiyatlarına göre karlılıklarını sizlere anlatmaya çalıştım. Ve bundan sonraki şu ana kadarki analizlerimde olduğu gibi bundan sonraki dolar TL ile ilgili analizlerimde de mutlak surette Merkez Bankası'nın o gün ne kadar pozisyon açtığını, en azından eğiliminin ne yönde olduğunu veya o hafta veya o ay hangi miktarlarda pozisyon taşıdığını ve maliyetinin ne olduğunu sizlere aktarmaya devam edeceğim. Efendim tekrar iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalınız, başarılar diliyorum.